Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları var ve çok yakın bir zamanda da yerel seçime gidilecek. O yüzden güçlü olunmalı, güçlü gidilmeli ama değişimden kasıt nedir? Kim ne yönde bir değişim istiyor? Onun altını içini nasıl doldurmalı? Daha oralara gelemedik belki ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra onu takip eden başka isimler partide net açıklamalar yapmaya başladılar ve değişim tartışmalarında sesler daha gür çıkıyor. Tabii gittikçe de artıyor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler ve istifa çağrıları. İşte gündemdeki o tartışmalar ve konusunda, üstelik iktidarın da tabii bizleri soktuğu, milyonları soktuğu bu ekonomik çöküş, bu da bir başka önemli gündem maddesi. Bunlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Fikret Bila'ya konuştu. Bakalım neler söylemiş. Şimdi değişim konusunda, evet, değişim gerekli, yenilenme gerekli ama dümenin başında ben varım ve gemiyi kaptanı olarak limana sağ salim götürmeliyim diye bakıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bir taraftan da eleştiriler konusunda haklılık payı var. Bu eleştiriler eğer haddini aşarsa, maksadını aşarsa, eleştiri değil hakarete varırsa, işte o zaman hoş olmuyor diyor ve tepkisini gösteriyor. Bir yandan da medyanın kendisine yönelik ya da CHP ile ilgili bir soykırım uyguladığını söylüyor. Ama bunu da iktidarın ekonomik soykırım uyguladığını söyledikten sonra böyle bir benzetme yapıyor. İşte detaylar. Dünyada hangi devlet sömürgelerde dahil dolar bazında %40 faizi verir? Verecekler, göreceksiniz. İşte bu beka sorunudur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın seçim sonrası vergi ve harçlara yaptığı zamlara tepki gösterdi. Halk.tv.com.tr yazarı Fikret Bile'ye konuşan Kılıçdaroğlu, iktidarı ekonomik soykırım yapmakla suçladı. İktidar seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve temel ürünlere gelen zamlarla toplumun her kesimine karşı ekonomik soykırım uygulamaktadır. Sadece dolar garantili ihale alanlar, dolar garantili banka hesabı bulunanlar hariç her kesim soykırıma maruz kalmaktadır. Bundan sonra vergi artışları ve zamlar devam edeceği gibi milletin alın teriyle kurulmuş kamu kurumlarını da satacaklar. Varlık fonunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Şeffaflık yok, peşkeş çekilebilir. Döviz kurundaki 1 liralık artış maliyeti devletin borçlanması açısından 145,5 milyar lira. 1 liralık artışın getirdiği yükü 85 milyon insan ödüyor. Doları olanlar değil, onlar kazanıyor. Beşli çeteler değil, onlar kazanıyorlar. Onlara şimdilik hiç kimse dokunmuyor. Çünkü onlar siyasetin de şeklini belirliyorlar. Kılıçdaroğlu'na göre hükümetin bu politikayı uygulamasının gerekçesi hazinede para kalmaması. Bunun nedeni de beşli çetelere yapılan ödemeler. Peki hükümet bu kararları niye alıyor? Bu politikayı niye uyguluyor? Çünkü hazinede hiç para bırakmadılar. Beşli çeteye dolar garantili ihaleler verdiler. Şimdi bu sözleri tutabilmek, paraları ödeyebilmek için kaynağa ihtiyaçları var. Kaynağı nasıl bulacaklar? Tabii ki vatandaşın cebine el atarak bulacaklar. Şimdi yaptıkları budur. Öyle bir noktaya geldi ki borçta, dışarıya mahkum olduğunuz zaman dışarının parasıyla da işlem yapmaya mahkum oluyorsunuz. CHP lideri Türkiye'nin borç para bulamama gerekçesi olarak iktidarı işaret etti. İktidarın dış piyasalarda itibarının kalmadığını söyledi. Batı'ya sırtını çevirdiğini, bu yüzden Birleşik Arap Emirlikleri ile temas kurduklarını savundu. Başarıyı tek başına üstlenmem. Ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman tek başıma karşınızda dururum ve karşınızda dikilirim. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonominin yanı sıra kurultay süreci de vardı. Kurultay sürecini başlattık. İlçe kongreleri, il kongreleri yapılacak. O süreç normal olarak takip edilecek. Ardından da kurultay yapılacak. O süreç tamamlandıktan sonra kurultay tarihini yetkili organımız olan parti meclisimiz belirleyecek. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında olsam da olmasam da birleştirdiğimiz bu 25 milyonluk demokrasi kitlesi hakkın yanında duranların kitlesi olacak ama hiçbir zaman bir liderin güdümünde olmayacaktır. Sizler zaten bir liderin ya da bir kişinin güdümünde olmamak için bir araya geldiniz.
CHP lideri kendisine yönelik eleştirilere de sert bir dille yanıt verdi. Bu kez de soykırım kelimesini kendi partisi için kullandı CHP lideri. Medyada CHP'ye dönük bir soykırım var dedi. Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Size şunu da söylemek isterim ki medyada CHP'ye dönük bir soykırım var. Öte yandan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olmasını istiyor musun sorusuna çok isterim yanıtını verdi. Şimdi Fikret Bile'ye yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu da değiniyor. İktidar körfez sermayesine gitti, para bulmaya çalışıyor. Orada durum nedir? İktidar umduğunu bulacak mı? Onu ikinci bölümde anlatacağız. Ama şimdi İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Yaz aylarındayız ama çile başlıyor İstanbullular için. Tamam, yaz aylarında trafik daha az oluyor, yoğunluk düşüyor. Ama bir de 4 ay boyunca metrobüsün bakıma alınacağı, daha doğrusu yolların bakıma alınması sebebiyle metrobüsü kullanamayacak olduğunu düşünün İstanbulluların. Trafiği arttırmayacak mı? Arttıracak. Dolayısıyla çilesi bu yüzden başlıyor İstanbulluların dedik. Yollar bakıma alınmak zorunda. 120 gün, tam 4 ay. İstanbul'un en hızlı, aynı zamanda en kolay toplu taşımalarından biri metrobüs Marmara ile. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna çok rahat gidebiliyorsunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Alternatif yolları tercih edeceksiniz. Belki aktarmalar yapacaksınız. Arabanız varsa trafikte saatlerce yol gideceksiniz ama 4 ay boyunca İstanbul'da metrobüs yok. İstanbul metrobüs yollarında asfalt eridi, çalışma başlatıldı. İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs, her gün milyonların kullandığı yollarda bozulmalar meydana geldi. Özellikle Ok Meydanı Perpa bölgesinde asfaltın bir kısmı eridi, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü. Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikayetçi. Yollara da iyi bir bakım yapılırsa çok iyi olur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı. Beyaz yol uygulamasında Cevizli Bağ Yeni Bosna arası tamamlandı. Hattın Zincirlikuyu, Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü son durak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başlandığı belirtildi. Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzeme ile kalıcı olarak yenileneceği vurgulandı. Toplamda 26 durak arasındaki 42 kilometrelik alan beyaz yolla kaplanacak. Çalışmalar 120 gün sürecek. Çalışmanın yapıldığı istasyon çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek. Yolcular bir sonraki istasyondan ters istikamete ücretsiz şekilde geri dönüş yapabilecek. Bu durumsa yolculara anonsla hatırlatılacak. Ayrıca duraklarda yönlendirme tabelaları yolcuları bilgilendirmede kullanılacak. 120 günün sonunda İstanbul metrobüsü yenileme çalışmaları tamamlanacak. Yani biraz çileli bir yolculuk olacak. Bu çileyi çekmek istemeyenler alternatif yolları tercih edecekler demiştik. Ama tabii İstanbullular için zor bir durum. Üstelik de 4 ay diyoruz. Eylül'de okullar da açılıyor. Eylül-Ekim'i de kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Umarız bir an önce biter. Planlanandan da erken biter. Süleymancılar tarafından Amazon'dan alınarak Türkiye'ye getirilen ve cemaat yurtlarına yerleştirilen çocuklar vardı. 6 çocuk ülkelerine gönderildi. Interpol olayı uluslararası insan kaçakçılığı kapsamında mercek altına almıştı. Süleymancılar tarikatı, Brezilya'nın Amazon bölgesinde yaşayan yoksul ailelerin çocuklarına bölgede yatılı dini eğitim verdi. Daha sonra Türkiye'ye getirerek tarikat yurtlarına yerleştirdi. Tepkiler üzerine çocuklar ülkelerine geri gönderildi. Omu Vadisi'nde 4. günü. Artı gerçekten Hale Gönül Taş'ın haberine göre Süleymancılar tarikatı adına Brezilya'da faaliyet gösteren Abdülhakim Tokdemir ve ekibi Türkiye'yi uluslararası bir krizle karşı karşıya getirdi. Süleymancıların Amazon bölgesindeki faaliyetleri Brezilya güvenlik güçlerinin ve siyasetin gündemine düştü. Konu Interpol'ün de incelemesine alındı. Uluslararası insan kaçakçılığı kapsamında değerlendirildi.
Brezilya parlamentosundan bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu ancak Süleymancılar cemaati çocukların dönüşü için jet karar aldı. Brezilya'dan getirilen çocuklar akşam saatlerinde Brezilya'nın São Paulo kentine geri gönderildi. Kuvvetli sıcağın ardından